Evet, değerli Güldür Apartman sakinleri. Dış cephe temalı apartman toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Oturumu açıyorum. Havalara bak, havalara. Gören de Büyük Millet Meclisi dönem açılışı yapıyor zannediyorum. Değerli sakinler, gelen kış şartları, artan faturaların da düşürülmesi için gündemimize bu dış cephe kaplamasını almış bulunmaktayız. Ben çeşitli firmalardan teklifler de aldım. Bu teklifleri sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Buyurun efendim. Şöyle vereyim size de. Eyvallah. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Çok benim teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Buyurun. Evet. Daire başı 3500 lira mı? Yuh! Eyfel Kulesi'ni mi giydiriyoruz? Yine hangi akrabanızı zengin edeceğiz Mesut Bey? Bizi soyduğunuz yetmedi mi? Donumuz kaldı, donumuz! Ne alakası var beyefendi ya? Çok alakası var. Benim 7 tane drone'um var. Drone'umdan hepinizi izliyorum. Attığın her adımdan haberim var. Paralarımızı gülük 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 yedin. Her şeyini biliyorum. Yönetici olamadın diye çirkinleşme. Anladın mı? Drone şirketi çirkinleşme. Siz kabul etmeyin. Burada bir oylama yapıp karar alacağız efendim. Bir saniye ya! Bir saniye, bir saniye ya! Gerek yok. Bir saniye. Şimdi biz bu mesela, bu apartman kaplaması nedir? Apartman kaplaması şey gibidir. İnsan gibidir. İnsan kaplama gibidir. Ne alakası var Hayati Bey ya insanla? Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye bağlayacağım. Mesela apartman kaplaması kedi gibi değildir. Kedi ne der? Ne der ki kedi? Kedi der ki miyav miyavdır. Nedir abi? Ama... köpek ne der? Köpek ne der? Hav. Hav hav der. Hav 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 der. Hav hav. Hışt! Hışt! Suratıma suratı hav 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 hav. Peynir tenekesi gibi kokuyorsun. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Mesela otobüsü ele alalım. Otobüs... otobüsler... ne der? Kim ne der? Otobüs. Otobüs der ki... Vın 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 der. Anladın mı? Demek ki o yüzden oluyor bütün bunlar. Bu konunun başını unuttu ya. Ulan şişeci, neyse. Sevgili apartman sakinleri, öncelikle herkese merhaba. Bence dış cephe çok önemli. Dış görünüş önemlidir. Misal ben tekstilci, mekancı ve birçok sanatçıyı meşhur etmiş Kobra Bilal olarak diyorum ki... dış görünüş çok önemli. Efendim, hangi sanatçıları meşhur ettiniz? Misal Erkan Smart'ı ben meşhur ettim. Erkan Smart mı? Hiç tanımıyorum. Çok kim be? Pek de meşhur edememişsin galiba. Annesi bile tanımıyordur Erkan Smart'ı. Ay, kızdırmayın be Bilal'imi. O harika bir menajerdir. Benim de menajerim oldu. Beni de meşhur edecek biliyor musunuz? Biliyoruz, biliyoruz. Her akşam alıyor %10'unu. Biliyoruz. Evet. Benim her şeyinden haberim var. 7 tane drone'um var benim. Şimdi sevgili apartman sakinleri, ben insan psikolojisinden çok iyi anlarım. İnsan neyden oluşur? Et, kan, dehşet ve şehvetten. Bu apartmanda et var, kan var, dehşet var. Ne yok? Şehvet yok. Ne yapalım, soyunalım mı? Bunun soyduğu yetmedi. Gel bir de sen soy, gel bir de sen soy. Hemen cinsellik anlama hayatım. Ben o anlamda demedim. Şimdi misal, apartmanın kapısına şöyle bir dans tiri çaksak. Millet evine giderken gupta gupta, cupta cupta, zupta zupta diye bir takılsa. Kötü enerjisini atsa öyle çıksa yukarı. Bombastik olmaz mı? Kocacığım, Aksaray'da mekanımız var. Oraya çağır herkesi, atsın gerginliğini. Aksaray'ın yeni göz bebeği Son of the Beach Night Club.
Kobra Bilal'in davetlisiyiz. Deyin içeride sizi bir güzel ağırlasınlar. Ya dış cepheden Aksaray'a nasıl geldik beyefendi? Dolmuşla. Ya sus be adam, Allah Allah. Lütfen ya... konumuza dönelim, lütfen. Mehtap Hanım. Evet. Siz cephe teklifiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Şimdi efendim ben tek başıma yaşamadığım için tabii dolayısıyla bunu kedilerime de sormam gerekiyor. Müsaade ederseniz. Efendim onlar diyorlar ki biz sıcağı severiz, bize uygun. Heh, akıllı kediler. Çok. Bir renk var mı peki akıllarında? Hemen onu da sorayım ben. Tamam çocuğum. Duman grisi istiyorlar. Tamam, hemen seçenekleri alıyorum. Çok teşekkürler. Olaya bak ya. Kadın kedilerle konuşuyor. Yönetici kedilere renk soruyor. Bu diyor ki kediler miyav miyav miyav. Kedi ne der diyor, köpek ne diyor, ne der diyor. O hav diyor, buna cevap veriyor. O da diyor ki hayır öyle hav demez, hav hav der diyor. Fabul tadında bir toplantı. Mükemmel. Ama Şevket Bey biraz yeniliklere açık olalım ya. Misal. Şu apartmanın asansörüne bir disko topu koysak, kızları yığsak içeri, millet evine giderken kupaptı kuppa, cukta cukta, ağzım attı bitti, gıdı 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 diye böyle bir dans etse. Babuş seni götüreceğim, dur sen. Güzel bir dans etse, şöyle hohunu atsa eve öyle çıksa, nasıl olur? Aile apartmanını pavyona çevirecek. Azgın kobra. Kızma yakışıklım, kızma. Sus, yakışıklı değilim ben, biliyorum. Kandıramazsınız beni. 7 tane drone'um var benim. Bir tanesini aç da içelim ya. Ne olur yani, içelim be. Rica edeceğim, cümle sonlarındaki ses harfleri uzatmayın. Yemin ediyorum kokudan yüzüm uyuştu. İyi akşamlar. Ana rızası için bu fakire bir yardım. Çoluk çocuk okutuyorum, gönlünüzden ne koparsa. Naime Hanım. Bu apartmanda 3 tane daireniz var sizin. Birinde de ben oturuyorum. Niye dileniyorsunuz ya? İşimi seviyorum. Gel ablam, gel gel. Aç, aç elini aç. Sağ ol abim. Onlar... Antep fıstığı kabuğu lan bu. Helal olsun. Koy cebine. Helal olsun. Naime Hanım, şuraya lütfen oturur musunuz? Biz de dış cephe tekliflerini oyluyorduk. Buyurun, sizin fikriniz nedir? Söyleyin. Mesut Bey. Bu aralar benim başımda değil. Allah rızası için. Siz benim yerimi ödeseniz. Hanımefendi, beyiniz başınızda değil. Çünkü beyiniz tatil için Miami'de. Ya bu ortamda niye dilencilik yapıyorsunuz siz? Dilenci demişken kapının önüne yazmışsınız. Dilenciler ve satıcılar giremez diye. İnsan kendi evine girerken utanıyor efendim. Dış cephe diyorduk. Yerime ödeme. Ya ödemiyorum, ödemiyorum. Beni bağlamaz o zaman. Ben soğuğa alışkınım zaten. Soğuk demişken aklıma ne geldi, sizle paylaşayım. Hı. Sıcak insan çok önemli. Bu apartmanda en büyük problemlerden biri bu. Yok, sıcak insan yok. Misal, ben çalıştığım mekanda kızlarla çok sıcak bir ortam sağladım. Bu arada ya kızlara kalacak yer sıkıntısı yaşıyoruz. Hani diyorum ki o kızlar gelse... Bu sıcak aile ortamında saklasak, yani saklasak derken, polisle ilgili bir durum yok, yanlış anlaşılmasın. Nasıl olur? Apartman değil, Babil Kulesi olur. Vallahi bu apartmana komple gusül abdesti lazım. Binayı komple aşağıdan yukarı 3 kere yıkamak lazım. Komple, komple! Ya Şevket Bey, araya girmeyin. Ne olur lütfen ya. Yılda bir toplanıyoruz. Biriktirdiklerimiz var. Konuşurum ben. Bunu değişmişken bu arada Naime Hanım, 7 aylık aidat borcunuz var. Lütfen ödeyin artık şunu be. Mesut Bey, gurbette bir çocuk okutuyorum. Siz benim payımı arkadaşlar arasında toplasanız da verseniz. Gurbet dediğin çocuğun Harvard'da okuyor. Param yok. Canımı mı alacaksın?
mısınız? Yalan söyleme be! Yalancı! Ben biliyorum seni, ben biliyorum. Akşam iş dönüşü fırıncıda o bütün ettiğin paralarını biliyorum. Her şeyden haberim var. Her şeyinizi biliyorum, her şeyinizi. Ayda bir muhtaç olduğum için dileniyorum. Çok mu? Hanımefendi, vergi bir rekortmeni listesinde adınız var. Güler Sabancı'yla yan yanasınız ya. Verin artık şu bördü. Lütfen artık ya. Yerimi öderseniz neden olmasın? Ya tamam, istemiyorum. Verme kardeşim, verme. İstemiyorum. Evet Bilal Bey, siz ne diyorsunuz teklifler hakkında? Vallahi şunu diyorum ki, sıcak bir insan yüzüne hasret kaldım be. Hadi alalım şu kızları ya. Ne var abi Mesut Bey? Bir kız var, kirli melek. Tertemiz bir şey. Kirli melek ne kadar temiz olabilir ya? Tamam, Bilal Bey evet dedi. O zaman üç kişi evet diyor, iki kişi hayır. Heh, Hayati Bey kaldı. Hayati Bey'in oyu her şeyi belirleyecek. Buyurun Hayati Bey, ne diyorsunuz? Hayati Bey. Uyumuş pis serhoş. Hayati Bey! Lan Hayati Bey! Sana diyor, sana dış cephede ne yapasın, ne yapasın? Ne yapalım? Ne yapalım biliyor musun? Bak ben de ne yapalım? Karışma. Ortaya bir tane Haydari. Oo. Biraz humus diyorum. Sonrasında biraz da fava isterim. Ah. Ay bu kız çak. Hayati Bey olmuyor böyle ya. Hayat... Ah. Ay. Alkol var diye kusmuğunu içti. Ya Hayati Bey, meze demiyoruz. Dış cephe, dış cephe. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Benim söylemek istediğim bir şey var. He? Söyleyeceğim size. Benim gönlüm sarhoştur. Yıldızlarınız altınızda. Ya su Allah aşkına yetti. Vallahi daraldım artık. Yeter ya. Sana diyorlar, dış cephe diyorlar. Ne yapasın? Yapılsın mı, yapılmasın mı? Yapılsın. Ne? Yapılsın. Ne? Ya yapılsın mısın? Canımsın, öpeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Adam anlamıyor çünkü aynı kafada değilsiniz ya. İçelim mi biz de? Yok. Onun konuştuğu gibi konuşup sorabiliriz bunu yani. Mehtap'tan başlayacağız. Ha. Ama önce şeyin... ne oldu? Yok, kedi cımarladı, ona bak. Öbür baştan mı başlayalım? Yok, benden başlayalım. Hadi. Hayati Bey. Şimdi dış cephe kaplaması yapılsın mı? Yapılsın mı? Yapılsın mı? Dış cephesi yapılmasın. Yoksa yapılmasın. Bu çok içiyor. Abi çekip güzel verin kendinize ya. Yapılsın mısın? Var biraz. Fazla kaçırılmış olabilir. Yine konuşacağız. Ben seninle konuşmak istemem. Hayır, ne yapayım? O geziyor işte. Abi şurada ne yazıyor ya? Ona bir bak da bir imza at ya. Şey yapalım, ne arıyorum? Benim okuma yazmam mı var lan? Onu bir şey yap, onu yaparız ya. Sen ne yapıyorsun ya? Şey yaptın mı, ev ne oldu sizin? Yapılsın mısın? Ne güzel ya. Vallahi çok en güzel. Temeli kırdınız mı? Temeli dış cepheni yaparsın, yaparsın, yapıldın mı? Kim lan?
Abi sıkıntı... Bırakın beni! Bırakın lan beni! Ben? Ne diyorsun lan sen? Bana mı diyorsun lan sen? Ne? Vay be! Hayati Bey, nasılsın? Buyur. Ne yapıyorsun? Bak. Ne diyorsun abi bu? Yok abi. Yalnız Hayati çok dozunda içiyor. Ne yapıyorsun abi? Bak. Bak. Bu kablaması mı? Kablaması mı? Kablaması mı? Kapsın herhalde. Kaplasın mı diyor? Kapsın ya? Anladım ben. Hadi bitti gitti. Hayati Bey, ne diyorsunuz yani? Kapsımız kaplasımasın. He? Daha ağzından laf bir kere çıktı. Geri gidiyorum ben ha. Ben anladım seni. Aferin canımsın. Gel öpeceğim. Gel. O da istemiyor. Şu an üç üç oldu. Berabere konu kapandı. Köpekler istedi değil, atlar ölmez. Arkadaş, senin ne pis bir kinin varmış ya. Kin tutmada Demet Akalın gibiyimdir. Asla unutmam ve çabuk silerim. Ya Hayati abi, sen bizden tarafa uy versen diyorum. Ne? Mekanda ilk içkiler benden. Kaplansın. Düşünmeyenler kaplansın, düşünmeyenler. Kaplıyoruz, tamam, oldu bu iş, tamam. Yine tamam. Kaybettim ya, yine kaybettim. Bir dilenci, bir serhoştan ekip olursan... ...bu koprada gelir seni sokar. Tamam, tamam, daha fazla saçmalamadan toplantı bitmiştir. 3500 liraya anlaştık. Bir hafta sonra apartmanın banka hesabına para yatırılıyor, bitmiştir, tamam. Bir hafta mı? Yapmayın ağalar, etmeyin paşalar. Nasıl öderim o parayı? Hayatımda öyle bir parayı bir arada görmedim ben. Nereden bulurum o parayı? Nereden? 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 Biraz daha var. Paramla rezil oldum. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılır.